14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca milletvekilleri de tanıtıldı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde AKP doğru adımlarla yola devam, Erdoğansa doğru zaman, doğru adam sloganını kullanacak. AKP her ne kadar bu sloganı kullansa da vaatlerin ve söylemlerin yalan olduğu çok açık. Daha önce 2023 hedeflerinde ve 2018 seçim beyannamesinde kullandığı birçok vaat bu beyannamede de tekrarlandı. Ayrıca mülakatın kaldırılması gibi AKP'nin hayatımıza soktuğu birçok sorun da vaatler arasında yer aldı. Gelin Erdoğan'ın vaat diye sattığı hayallere ve gerçeklere bakalım. Bilmeniz gereken bir şey daha var! Eğitimde okulundan öğretmenine, üniversitesinden yurduna tüm unsurlarıyla güçlü bir altyapı kurduk. Peki gerçekten öyle mi? Dindar nesil yetiştirme amacıyla eğitim AKP'nin aracına dönüştürüldü. İmam hatiplerin sayısı artırılırken fen bilimleri ve Anadolu liselerine üvey evlat muamelesi yapıldı. Her ile üniversite politikasıyla akademinin içi boşaltıldı. Öğrencilerin barınma sorununu en derinden yaşadığı dönem oldu. Sağlıkta hastaneleriyle, personeliyle, genel sağlık sigortasıyla, hizmete erişimin kolaylığıyla dünyaya örnek bir seviyeye geldik. Peki gerçekten öyle mi? AKP iktidarının sağlık alanında gerçekleştirildiğini iddia ettiği reform ve yenilikler havada kaldı. Vatandaşlar devlet hastanelerinde randevu bulmakta zorlanırken, tedaviye erişim her geçen gün daha da sancılı bir sürece dönüşüyor. Cildiye gibi bazı bölümlerde ise randevu bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Partimize de adını verdiğimiz adaletin tüm kurum ve kurallarıyla vicdanları mütmain edecek şekilde tecellisi için çok büyük mücadele verdik. Hukuk devletimizi güçlendirecek reformları kesintisiz devam ettireceğiz. Peki gerçekten öyle mi? Türkiye 2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre dünya genelinde 140 ülke arasında 116. sırada yer aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en çok başvuru Türkiye'den yapıldı. Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı'nda öngörülen hedeflerin yarısından fazlasını bile hayata geçiremedi. Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Peki gerçekten öyle mi? Tüketici Hakları Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre nüfusun %60,4 dolayında kesimi, yani 51 milyon 600 bin kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden inşa edeceğiz. Peki gerçekten öyle mi? Erdoğan'ın bu vaadi yeni değil. 2023 hedeflerinde de yoksulluğun %10'un altına düşürülmesi hedeflenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre ise ülkede sürekli yoksulluk oranı %13,8 olarak gerçekleşti. En düşük gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay ise %6,1'de kaldı. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Peki gerçekten öyle mi? Kasım 2022'de 31,5 milyon olan istihdam edilen sayısı Şubat ayında 30,9 milyona düştü. 12 aylık cari açık 55,4 milyar dolara yükselerek son 10 yılın rekorunu kırdı. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Peki gerçekten öyle mi? AKP bu vaadi ilk olarak 2002 seçimlerinden önce dile getirmişti. 2002'de enflasyon oranı %29,75'ti. 2022 enflasyon oranı ise %64,27 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3600 dolardan 10.600 dolara yükselttiğimiz gibi önümüzdeki dönemde önce 16.000 dolara ardından daha da yüksek seviyelere ulaştıracağız. Peki gerçekten öyle mi? AKP'nin 2023 hedeflerinde kişi başı geliri 25.000 dolara çıkaracağız denilmişti. Fakat kişi başına düşen gelir 2022'de 10.655 dolar oldu. Şimdi 2023'ün oldukça gerisinde bir vaat belirlendi. 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı %7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Peki gerçekten öyle mi?
İşsizlik oranı 2012'de %9,2 idi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre ise şu anda işsizlik %10,7 oranında. Genç işsizlik oranı ise %19,2. Geniş tanımlı kadın işsizliği oranı ise %29,6. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Peki gerçekten öyle mi? En dikkat çeken vaatlerden biri bu oldu. Çünkü muhalefet sürekli mülakat sistemini eleştirirken AKP bu uygulamaya sahip çıktı. Hatta mülakat uygulaması AKP tarafından getirildi. Hızlı tren hattımızı 13.400 kilometreye, toplam demiryolu ağımızı 28.600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Peki gerçekten öyle mi? Aynı vaat 2018 seçim beyannamesinde de yer almıştı. 2018'de yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağını 13.000 kilometreye genişleteceğiz denilmişti. Fakat şu ana kadar sadece 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa edilebildi. Dönem sonunda büyükbaş hayvan varlığımızı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı 68 milyona çıkararak vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız. Yine hayvan varlığının artırılması da 2018 hedeflerindendi. Ancak 2022'de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %5,6 azalarak 17 milyon 24 bin oldu. Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre %2,2 azalarak 56 milyon 266 bin oldu.